Bugün 25 Mart Cuma, haftanın son iş günündeyiz. Birçoğumuz için bu böyle ve güzel bir yayınla karşınızda olmayı diliyoruz. Bir saat boyunca farklı konuları işleyeceğiz. Stüdyomuzda konuklarımızla sohbet edeceğiz, konuşacağız. Yağmurlu bir Ankara sabahına uyandık bugün. Havalar yavaş yavaş ısınacak fakat bugünlerde hani atalarımız da demiş Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye. Aynen böyle günler yaşıyoruz. Biraz serin havalar ama önümüzdeki haftanın başından itibaren havaların artık ısınacağı ve baharı daha iliklerimize kadar hissedeceğimiz günleri yaşayacağız diyelim. Ve bugün bir anlamda daha özel bir gün. Çünkü bugün YGS sınavın sonuçları açıklandı. Biz yayına başlamadan 15 dakika kadar önce sonuçlar açıklandı. Ve şu anda binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bu sonucu artık onlar görebilecekler, bakabilecekler sonuçların ne olduğunu. Ama tahmin ediyorum ki sistemlerde yoğunluk nedeniyle biraz gecikmeler yaşanacak. Günün ortalarına doğru sınavın sonuçlarını öğrenecek binlerce öğrenci ve binlerce aile diyelim bu sınav sonucunu heyecanla bekliyorlarken biz de bu sonuç üzerine yine değerli hocamızı stüdyomuzda ağırlayacağız. Fatih Aytaş bizlerle birlikte olacak. Hem sınav öncesini, sınav sonrasını, sınav öncesinde neler yapılması gerekiyor, ailelerin tutumları ne olması gerekiyor bunları konuşacağız. Eğitimi konuşacağız kendisiyle, değerli hocamızla. Öte yandan müziğin aslında her notasını duyabileceğimiz çok özel bir sanatçıyı ağırlıyoruz biz bugün stüdyomuzda. Yahya Geylan bizlerle birlikte olacak. Güzel eserlerle stüdyomuzu şenlendirecek diyelim. Hem kulak pası silinirken hem de kendisiyle projeleri ve çalışmalar üzerine sohbet edeceğiz. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarımızı biz ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de özel bir sanatı sizlerle buluşturacağız. Kurdele nakışı işlemeciliğini biz öğreneceğiz. Acaba nasıl yapılıyor? Yapım aşamaları nelerdir? Bunları Yasemin Kılıç hocamız ve Meral Akal'ın kursiyerimizden öğreneceğiz. Tekniklerini, nasıl yapılması gerektiğini, püf noktalarını ve bu birbirinden güzel çeyizlikler desek sanırım evet, doğru olur. Ama artık günümüzde farklı objeler, farklı kesinlikle tasarımlarda evet yapılıyor. Ev dekorasyonunda da kullanıyoruz. Evet, stüdyomuzda saat var sevgili izleyicilerimiz. Tablolar var, masamızda aynalar var, taraklar var. Bunların hepsini anlatacağız ama ne zaman? Tabii ki bu bir saat içerisinde sizlerle bunları buluşturmuş olacağız. Eğer haftanın bu son iş gününde sizler de bizimle buluşmak isterseniz, bize ulaşmak isterseniz nasıl yapacaksınız? Tabii ki bizi arayarak. 0090 bu eğer yurt dışından bize ulaşmak isterseniz alan kodumuz 312-467-1103 ve 467-9547 bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Öte yandan tabii ki sosyal medya üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. 7/24 hem de programımız boyunca sorularınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim. Bir kez daha günaydın diyelim. Yeni güne hoş geldiniz. Yeni gün başlıyor. Maharetli ellerin birbirinden güzel renk renk farklı birçok model ortaya koyan, dekoratif bir nakış çeşidi olan, kullanım alanı geniş, evde çalışılabilir olanaklar sunan kurdele nakışı, hanımların gözde el sanatları arasında yer alıyor. Sizler de kurdele nakışına meraklıysanız ekran başına. Birbirinden güzel örnekler ve canlı yayında uygulamalar az sonra yeni günde. Kişiliği ve sempatik tavırlarıyla hayranlarının beğenisini kazanmış TRT İzmir Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçısı Yahya Geylan, en sevdiğiniz şarkılarla ve keyifli sohbetiyle yeni güne konuk oluyor. Müzik dolu bir program sizleri bekliyor. Az sonra yeni günde. Yüksek öğretime geçiş sınavı sonuçları belli oldu. Bu aşamadan sonra lisans yerleştirme sınavına nasıl hazırlanmalı? Sınav döneminde aileler çocuklarına nasıl davranmalı? Bu konuda anne babaya düşen görevler nelerdir? Havaların ısınmasıyla öğrencilerin motivasyonu düşer mi? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası eğitim danışmanı Fatih Aytaç'la az sonra yeni günde. Esmer
akşamı dinlerim yine sensiz. Leyla pırıltılarla bahçeler İnledi yine bülbül, olmazmış gül dikensiz, dikensiz gül olmazmış. Her çiçekte gül Ayşe, ne bülbül gülü sevdi, seni sevdi kadar, ne böyle seven gönül, ne de sen İçli bir özleyişle bırak beni yanayım, gözlerinde gördüm rüyama inanayım. Sizin olmazmış çilesiz gül Ayşe, her kuş bülbül olmazmış, her çiçek de gül Ayşe. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sabah saatlerinde genelde sanatçılar canlı okumaktan çekinirler ama sizin sanırım böyle bir sorununuz, sıkıntınız yok. Aslında çekiniriz. Müthiş geliyor ses çünkü. Çekiniriz. Biraz erken kalktık tabii. Öncesinde bir sesin sanırım çalıştırmak mı gerekiyor? Çalıştırmak gerekiyor ama biyolojik bir saat var. Vücudun bir saati var. Yani şarkı okumaya yönelik bir belli bir mekanizma sonuçta. Ses telleri ve vücudun bütün kasları birbirine bağlı. Ve bu bağlamda vücudun bir uyanma saati var. Aslında akşam saatleri daha açık ses oluyor, oturuyor. Ses. Evet, vücut tam performansa geçiyor. Tabii severek
ve koşarak geldik. Elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Yahya Geylan bizlerle birlikte. Bugün stüdyomuzda birbirinden güzel eserler seslenecek. Sizlerle paylaşacağız. Bugün dedik öğrenciler için özel bir gün. Biraz olsun ailelerin stresini alalım. Güzel eserler paylaşalım sizlerle. Şimdi Yahya Bey dedi ki hocam sesi önceden çalıştırmak lazım. Bu her şeyde böyle değil midir? Sınava da öncesinden iyi hazırlanmamız gerekiyor ki ortaya güzel bir eser evet. çıksın. Öyle değil mi? Sınav sonuçları açıklandı hocam. Bir kez daha hoş geldiniz. Bugün teşekkür özel bir gün dedik. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Yahya kardeşimiz çok güzel bir şarkıyla girdi. 10 milyonlarca aile şu anda kaygı içerisinde. En azından onların yüreğine bir su serpti. Dikensiz gül olmaz. Yani emek vermeden bu iş olmaz. Tabii. Terlemek gerekiyor bir yere ulaşmak için. Şu anda tabii dakikalar önce açıklandı YGS sonuçları. Kim bilir hangi ailede kaygılar, üzüntüler, sevinçler hepsi var. Ama bu bir sınav, telafisi olan bir sınav. Adı üstünde sınav. Evet. Bunu değerlendireceğiz. Biraz sonra bunu konuşacağız. Bundan sonra neler yapılmalı? Onları anlatmaya çalışacağız. Şimdi tabii sorun şu aşamadan sonra başlıyor. YGS'nin açıklanmasıyla birlikte başlıyor. Çocuklar sonucuna göre tavır almak durumundalar. O yüzden onlara nasihatlerimiz olacak, rehberliklerimiz olacak. Keza aileler de öyle. Evet, evet. Çünkü en değerli varlıklarımız çocuklarımız. Evet. Biz onların tabii ki iyi olmasını istiyoruz ama bazen aileler abartabiliyor bazı şeyleri. Çok fazla hani üzerine düşmek, çok fazla onun yerine düşünmek, onun yerine plan yapmak da aslında öğrenciye ve çocuğu geriyor. Öyle değil mi hocam? Evet. Şimdi tabii biz sınava değişik anlamlar yüklüyoruz. Hı hı. Olmazsa olmazımız, yaşamın sonuymuşçasına bunu yükleyince çocuk tabii aldığı neticeyle pek mutlu olmuyor. Bekledikleri nedir, ne değildir bilmiyorum ama ben ilk gelen neticeyi size söyleyeyim bu YGS ile ilgili. Çağlayan Doğukan kardeşim göndermiş bana mesajla. Türkçeden 36 doğru 4 yanlış yapmış. Hani ben bilgi olsun diye bir taraftan da hangi sıralamada olacaklarını bilsinler diye. Hı hı. Türkiye genelinde ne oluyor? İlk defa buradan açıklıyoruz biz bunu. Matematikte 39 doğru 1 yanlış. Fende 32 doğru 8 yanlış. Sosyalde 31 doğru 8 yanlış yapmış. Yaklaşık 138 civarında bir neti var. 3000. olmuş, 3100. olmuş. Bu çok iyi bir durum. Yani şöyle söyleyeyim size. Bu alınan sonuçlar elbette yeri belirleyecektir. Bir psikolojik destektir bu ama size sadece bir şey söyleyeyim. Geçen yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan yani 3700. olmuş bir öğrenci. İlk sınavda bu YGS'de kaçıncıymış biliyor musunuz? Kaçıncı hocam? 27.000'iymiş. 27.000. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 27.000. olan, 30.000. olan öğrenci de bırakmasın bu işi. 3.000. olabilir. Hocam geçtiğimiz günlerde bir yazı okudum. Yine sınavlarla ilgili. Bir çocuk sınavda işte 50. olmuş. 50. Babası da canın sağ olsun demiş. Yani doğrusunu söylemiş. Yani başka çünkü biz... Herhalde birinci olmasını bekliyor. Hayır o anlamda değildir. Belki de ben onun tavrını, bakışlarını şöyle düşünüyorum. Çünkü o sorun o çocuğun zaten. Yani babası biz buna diyorum ya çok anlam yüklemeyelim. Bu çocuğun geleceğidir. 50. de olsa kendisine yapıyor. 500. olsa da kendisine yapıyor. Eğer biz bu sorumluluğu baştan çocuğa verirsek, bu senin geleceğin dersek, sevincimizi ve cezamızı, kaygımızı denetleyebilirsek bir çocukla beraber daha sağlıklı bir birey yetiştiririz. Yani bir şey endekslememek gerekiyor. Biz hep başarı üzerine konuşuyoruz. Çocuk başarısızken de bizim çocuğumuz o çocuğumuz. Her şeyiyle bizim o. Hata da yapsa bizim. Yani 50. olmuş alnını öpmek gerekiyor elbette. Babası mutlaka öpmüştür. Canı sağ olsun derken birinci olduğunu sanmıyorum. Beklemiyordur da. yani öyle bir çocukmuş öyle olmuş. Ama 501. olan çocuğun da alnını öpüyoruz biz. O da bizim çocuğumuz. Böyle, böyle olması keşke gerekiyor. Emek verseymiş diyoruz ama arkasından mı yalnız? Evet. Keşkelerde yok evet, değil. Evet. Ailenin tutumu bu noktada çok önemli. Çok. Çünkü hakikaten zaman zaman böyle sınavlar neticesinde öğrencinin farklı davranışlara da sürüklendiğini görüyoruz maalesef. Evet. Psikolojik anlamda bunalım yaşayabiliyorlar. Sonucun kötü çıkması neticesinde bunu ailelerine söyleyemeyebiliyorlar. Veya işte... Farklı şeylerden hani bile getirmek gidiyor. İstemiyorum. Başka yerlere de gidiyor. Dolayısıyla bu noktada siz ailelere, anne babalara düşen çok büyük görevler var. Bunu tabii ki şimdi sadece sınav sonrası değil, sınav öncesinden başlanması gerekiyor. Ki hocam çok daha iyi anlatıyor, çok daha izah ediyor bunları. Uzmanlık alanınız bu. Bugüne kadar binlerce öğrenciyi Türkiye'de biliyorum ki dereceye gelecek şekilde eğitimler verdiniz, yönlendirdiniz. Bu da çok önemli hakikaten. Şimdi sınav bitti. Bundan sonra farklı bir telaş, farklı bir koşturma. Ailelerin tutumu tabii ki bu noktada da çok önemli ama öğrencinin tutumu bundan sonra yine önemli bırakmaması lazım. Evet.
Şimdi öncelikle bir temenniyle başlamak istiyorum ben bu LYS'ye. Şimdi biliyorsunuz ÖSYM bu soruları hazırlıyor, uzman kişilere hazırlattırıyor bu soruları. 40 kişi belki de 40 günde hiç sıfır stresle soru hazırlıyorlar. İki tanesi hatalı çıkıyor soru. Ama biz 40 dakikada çocuklarımızdan bunu full yapmasını bekliyoruz. Bu çok yaman bir çelişki. Yani bunun olmaması dileğiyle, bundan sonraki sınavlarda böyle şeylerle karşılaşmamak dileğiyle çocuklarımıza. Tabii bu biraz moral motivasyonu da değiştiriyor. Yani bu sorular doğru sayılıyor falan. Şimdi tabii bunları bir kenara bırakıp çocuklarımızın bundan sonra ne yapması gerektiğini. Evet hocam. Çok iyi olayları tahlil edip, hedeflerini belirleyip, kendi yerlerini görüp, neler yapabileceklerini görüp, ona göre bir program çıkartırlarsa hem kendileri mutlu olurlar hem de hedeflerini daha somutlaştırmış olurlar. Örneğin 100 bininci olmuş bir öğrenci. Yani şu aşamadan sonra 10 bine kadar yeri belirleyebilir kafasında. Ama ilk 1000 artık onun için bir hayaldir. Hı hı. Olması mümkün değildir. Yani bu YGS denli bir adı verilen yüksek öğrenime geçiş sınavı denilen sınavda %30-%40 arasında ikinci sınava etkileyecektir. Yani LYS'ye esas bundan sonra tabii LYS önemlidir. Bu sınavın bir esprisi yok. Bu sınav 9. sınıfa kadar çıkan konuların bir değerlendirmesidir. Bunda mantık sorarlar. Yani aklın yolu birdir. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Sonuç aynı yere çıkar. Bir sayı tutun içinizden. Arkadaşlar da tutabilirler. Hep aynı şey çıkacak. Ekran başındaki evet. İzleyicilerimize lütfen aklınızdan lütfen bir sayı tutun aklınızda. Sonra ondan sonraki sayı tuttuğunuz sayının bir sonrasıyla toplayın. Tamam. Ben şimdi kendi adıma söyleyeyim. 5 tuttum ben. 6 ile topladım. Hocam 11. Ben de 5 tuttum. Peki o zaman değiştirelim. Hocam ben de sanırım bu durum şöyle bir şey. Şimdi 5'i toplamak, çarpmak, evet, bölmek kolay ya. Herkes yani de kolay. O zaman normal tutalım. Herkes başka bir şey tutsun. Yani bu olağandır. Herkes genelde 5 tutar bu yalnız. Niye? Çünkü kolaycılıktır bu. Evet. Aklımıza ilk şey geldiği zaman ne olur ne olmaz hata yapmayın. Kimse 387'yi tutmamıştır mesela. Yani. Mümkün değil. Evet. Diye düşündüm. Tek rakamdan gideyim dedim. Evet. O zaman ben yine 5'e devam ediyorum. 5 tuttum. Bir sonrası 6 ile topladım 11. 15 ekleyin siz. Bir sayı tuttunuz. Bir sonrasını eklediniz. Sonra tekrar 15 eklediniz. Tamam. 5 tuttum. 6 daha 11. 15 daha 26 yaptı belki. 2'ye bölün o sayıyı. Tamam. Ben 2'ye böldüm. Böldük. Sonra, derin bir sessizlik evet. Sonra ilk baştaki sayıdan çıkartın. Kaç kaldı? 13'ten 5'i mi çıkaracağız? Evet. 8 kalıyor. Herkesinki 8 kalmıştır. Gerçekten. Ne tutarsanız tutun 8 kalır. Bakın bir daha söyleyeyim. 10 tuttum ben örneğin. Hı-hı. Bir sayı sonrası 11. Şurada tahtada yapalım mı bunu? İzleyicilerimiz için daha anlatıcı olur. Yani bu aklın yolu birdir bu. Hocam ben de tahtaya çıkmayalı yıllar olmuş. Böyle bir heyecanlandım şimdi. Ben örneğin 9 tuttum. Tamam. Bir sonrası? 10. Bunu 15 ekledim. Kaç yaptı burası? 34. Tamam. Doğru mu? Doğru. Yok. Yahya Bey'den itiraz var. 10, 19. Yani 9, onu da ekliyorsun. Evet. Hocam? Bir sonraki sayıyı 15 ekledim. 2'ye böldüm bunu. Yani 34'ü. 2'ye böldüm. Tamam. 17. Bu çıkan sonuçtan ilk tuttuğunuz sayıyı çıkartın. Mutlaka 8 kalır. 8. Ne tutarsanız tutun. Bu böyledir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. LYS'ye çalışmazsanız sonuç aynı çıkar. YGS'nin hiçbir anlamı yok. O yüzden hepsine... Buradan buraya geçmeye çalıştım ben hepsine yani. Hepsine çalışmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz lazım. Evet. Ne yaparsak yapalım. Sonuç 8. Sonuç aynıdır. Yani sonuç şu, emek vereceksiniz. Bu YGS'ye çıkan sonuçlar elbette bizim için çok önemli. Ama LYS'ye dikkatli çalışmazsanız, eğer yapılması gereken şeyleri, çok kısa bir süre var, havalar ısınacak. Evet. Aile şu anda baskı yapıyor. Belki hava atıyordur, benim çocuğum şu oldu veya olmadı. Yani çocuğumuza anlam yüklemeyip... O ne kadar doğru hocam, yerimize geçerken tabii. Bunu değerlendirelim. Şimdi tabii mutlaka aileler gurur duyuyorlar çocuklarıyla. İşte ilk bine girmiş, ilk 3000'e girmiş veya işte istediği bölümü kazanmış veya diye. Veya 300 bininci olmuş. 300 bininci olmuş. Yani ister istemez böyle bir çevreye benim oğlum işte matematikten işte 40 sorudan 40'ında net yaptı. İşte aferin oğlum şöyledir böyle bir
övünç oluyor yani ister istemez. Ya bu mutlaka, ne kadar doğru? Bunun işte ben, bir ayrı var mı? Yani o doğruluk görecelidir her zaman için. Ben diyorum ya çocuğumuzu sevabıyla günahıyla biz göğüsleyelim. Yaptıklarıyla değil yapamadıklarıyla da bizim çocuğumuzu omuzlayalım. Biz onun gözüne bakarak seni seviyorum yavrum sen bizim evladımızsın diyelim. Bunu hissettirirsek gerisi zaten onun yeteneklerinin sonucunda ortaya çıkmış bir beceridir. Yani hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani matematik yapan çok zeki böyle bir şey yok. Yok mu hocam? Kesinlikle ona değinelim o zaman. Kesinlikle böyle bir şey yok. Matematiği nasıl öğreteceğiz? Nelere dikkat etmemiz evet. lazım? Matematik bir öcü mü? Hep evet. bize anlatıldığı evet, gibi. Evet, evet. Bunları konuşmaya devam edeceğiz ama Yahya Bey sizin evet. küçük sanırım çocuğunuz değil mi? 4,5 evet, yaşında bir kızınız var. Yaşında, henüz bu evet. konularla çok haşır neşir değilsiniz o zaman. Biz resim yapıyoruz. puzzle yapıyoruz. Yani o şekilde... beyinsel faaliyetlerini geliştirmeye evet, çalışıyoruz. O yaşta olması gereken en doğru şeyler yapılıyor. İngilizceye ağırlık veriyoruz. Hı hı, yabancı değil. Yabancı değil. Tabii müzikle iç içe büyüyen bir çocuk. Onun çok büyük avantajı var. Tabii çünkü anne ve babası müzikle evet. ilgileniyor ve aslında o çocuğun da müzikle ilgilenmemesi mümkün değil gibi görünüyor. Elimde çok bence özel de. Bir albüm var. Aşkın evet. Dansı Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan'a ait sevgili izleyeceğimiz. Hemen bunu da ben takdim etmek istiyorum. Biraz sonra hobi köşesine geçmeden önce hı hı. albümü paylaşmak istedim. Ne zaman çıktı albüm? Yaklaşık 4 ya da 5 ay oldu. Müzik marketlerde şu an dinleyiciyle buluştu. 12 özel eser var albüm içerisinde. Evet. Sizin ve eşinizin sesinden duyabilecekleri eserler bu albümde paylaştıktan sonra albüm üzerine de sohbet tabii etmeye ki. Devam edeceğiz tabii ama ki. Bir yandan da biz Kurdele Nakışı'nı tanıtacağız sizlere. Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarından konuklarımızı ağırlıyoruz. Farklı branşları her gün sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de yine o branşlardan birisi. Yine çok güzel, yine çok özel ve yine emek gerektiren, sabır gerektiren bir iş. Yasemin Hocam, hoş geldiniz tekrar hoş programımıza. Bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sizin bu sınavlarla aranız nasıl? Sınavlarla benim adam şu yani anda var yok. Mı çevrenizde, akrabalarınızda sınava Bedir girenler? Bedir Hanım'ın oğlu girdi. Sonucu evet. açıklandı mı? Açıklandı aldınız ama mı? Ama şu anda ben öğrenemedim henüz. Heyecan içinde. Evet. Büyük bir merakla bekliyoruz çok hepimiz. Büyük bir heyecan. Sizin tutumunuz nasıl oldu sınav öncesi ve sonrası? Biz hep anlatıyoruz, paylaşmaya çalışıyoruz ama birebir yaşayan birisi olarak nasıl davrandınız çocuğunuza? Yani şimdi oğlum elinden geleni yaptığını düşünüyoruz ve görüyoruz. Bu yüzden de ona güveniyoruz. Sonucun onun için en hayırlısı olmasını diliyoruz tabii ki ama sonuçta o elinden geleni yaptı. O yapabileceğin sorumlu. En iyisini yaptı. Umarım sonuçta çok güzel olur. Umarız bütün sınava giren öğrencilere biz başarılar diliyoruz. Umarız bekledikleri sorunlarla, sonuçlarla karşılaşırlar ve sonuç ne olursa olsun bu büyük bir sorun değil, büyük bir problem değil. Bunu sıkıntı yapmasınlar. Evet, hocamızın dediği gibi çalışsınlar, çabalısınlar. İstedikleri bölümü bir şekilde zaten. Var. En önemlisi o zaten. Tercih yapacakları alanda kendi alanlarıyla alakalı sınavları Haziran'da inşallah. İnşallah. Onda inşallah. Da daha iyi sonuçlar gelir. İnşallah. Başarılar dileyelim şimdiden aynen. Haziran'daki sınav içinde. Ve Kurdele Nakışı dedik sevgili izleyicilerimiz. Görüyorsunuz stüdyomuzda biraz önce açılışta da söyledik. İşte saat var, tablo var, masa örtüleri var. Şu şekilde farklı işte aksesuarları içerisine koyabileceğiniz, mücevherlerinizi koyabileceğiniz kutular var. Tarak ve ayna. Aynayı özellikle göstermek istiyorum. Uzatabilir misiniz lütfen Meral Hanım bana? Bakınız şöyle güzel bir ayna. Şöyle paylaşayım. Ne kadar güzel, ne kadar özenli hazırlanmış ve bu aynaya bakmak da ayrı bir zevk. Evet ayrı bir zevk. Değil mi? Şöyle kurdele nakışıyla. Peki nasıl yapıyoruz kurdele nakışını ve nelere dikkat etmemiz lazım? Evet. Hangi malzemeler kullanılıyor? Merak kurdele ediyorum. Kurdele nakışında değişik kalınlıklarda kurdelelerimiz var. Onlarla ve ona uygun iğne seçimiyle bir kasnak yardımı ve desen çizerek bir çalışma yapıyoruz. Kurdele nakışının özelliği iplere göre kullanılmış, kullanış açısından, işte deforme açısından daha kullanışlı. Yıkanması açısından da hiçbir sıkıntı yok. Herkesin en çok tereddüt ettiği şey. Evet, bozulmuyor mu? Evet, kesinlikle. Güzel bir kumaş kullandığımızda ve işleyerek yaptığımızda kesinlikle bozulmuyor. Şöyle kurdeleleri de ben şu örtü tutarsanız eğer paylaşmak istiyorum. Bakın sevgili izleyicimiz renk renk kurdelelerimiz evet. var. Bunları birçok mağazada bulabiliyorlar. Hobi çok mağazada evet satılan hobi mağazaları satılan yerlerde bulunuyor. Peki özellikle neye dikkat etmek lazım bu kurdelin akışını yaparken?
Kurdele nakışı yaparken... Yani aşamaları nedir? Şimdi bir masa örtümüz var sanırım şu. Değil mi? Şu anda nedir bu, hocam? Bu ödemiş ipeği. Ödemiş ipeği. Evet. Bakınız şöyle. Sizin de gördüğünüz gibi desenimizi çizdik. İlk aşaması o. Hı hı. Onun dışında kurdele biraz kalın bir malzeme olduğu için ipten kumaşımızın daha kullanışlı, daha dayanıklı bir kumaş olmasına dikkat ediyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bütün işlerimizde basit nakış iğne tekniklerinin aynısının kurdeleyle uygulanması. Sadece bu tarz ürünlerde değil, aslında kıyafetler üzerinde de biz, evet, son yıllarda, evet, görmeye tabii başladık. Ev dekorasyonunda, kıyafetlerde, her şeyde kullanabiliriz. Yani bir süsleme materyali kurdele. Hı hı. O yüzden de her şeyde kullandığımız gibi, bir boncuğu kullandığımız gibi veya bir başka malzemeyi, kurdeleyi de kullanabiliriz. Ve çok da şık, çok da cici oluyor. Çok zarif görünüyor. Hakikaten çok güzel. Özellikle bu elimdeki, nedir bunun ismi? Bunun ismi Fransız düğümü. Hı hı. Bu bir örtü olacak. İşte biz de bunun üzerinden gidelim dedik. Çok da kullanışlı. Dediğimiz gibi yıkanabilir. Kesinlikle hiçbir tereddüt etmesin yapmak isteyenler. Çok da güzel. Meral Hanım, siz kaç yıldır ilgileniyorsunuz kurdele nakışıyla? Nasıl tanıştınız? Son 2 yıldır Yasemin Hocam'la beraber onun tecrübelerinden faydalanıp öğrenmeye çalışıyoruz, yapıyoruz. Zor mu, nasıl peki? Tavsiye ediyor Yasemin musunuz? Hocam oldukça kolay anlattığı için bize çok zor gelmiyor. Yardımcı oluyor her konuda. Takıldığımız, zorlandığımız her şeyi kolaylaştırıyor bizim için. Peki o zaman yapım aşamasını anlatalım hemen izleyicilerimize. Evet, bir şablonumuz var. Bir şablonumuz var. Desenimizi çizdik. Bu arada şöyle bir dipnot girelim. Uçan kalem. Ütüde uçuyor sıcaklıkta. Uçan kalem. Evet. Ütülenince yok oluyor. Ütülenince yok oluyor. O yüzden desende istediğimiz oynamayı yapabiliyoruz. Bunu her yerde bulabiliyoruz. Her yerde bulabiliyoruz. Evet. Hocam sanırım sınavda böyle bir kalem kullanmayalım. Kullanmasak daha iyi olur değil mi? Düşünsenize. Yazıları yazıyorsunuz. Uçup gidiyor. Evet. O bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Evet. Uçan kalemimizde bir şablon çiziyoruz. Şablonu çizdikten sonra da şu anda Fransız düğümünü göstereceğiz biz. Lütfen. A noktasından çıkıyoruz. İğnemizi kurdelemizin başına şu şekilde dolayarak ve kurdelemizi iğnemizle bir teğel alarak şöyle afaki 2-3 defa iğnemizi içinden geçirerek, hani düz bir şey dikeriz ya. Hı hı. Burada da kurdelemizi dikiyoruz. Şunları diktikten da şöyle alayım sonra, hocam, siz anlatırken izleyicilerimize daha yakından paylaşabilelim. Evet. Diktikten sonra da şu şekilde biraz el yardımıyla çıkmasını sağlayarak ve aşağı doğru çekiyorum. Orada minik bir gül oluşuyor. Gül oluyor. Tekrar gösterelim mi tabii, hocam? Tabii. Bunların hepsinin toplamında kurutulmuş gül havası, hı hı, görüntüsünde oluyor. Tabii biz burada bu sanatları tanıtıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Değerli hocalarımız her gün bizlerle farklı branşlarda ürünleri tanıtıyorlar. Farkındalık yaratmak adına böyle sanatlar da yapılıyor, bunlar da var demek adına aslında birkaç aşamasını gösterebiliyoruz sadece, zamanımız yettiğince. Evet, tabii çok ama kapsamlı. Daha fazlasını, tabii ki daha fazlasını öğrenmek istersiniz eğer bu kurslara. Gelmek kurslarımıza bekleriz inşallah. Sizleri de davet etmiş i̇nşallah, olalım böylelikle. Evet. Evet hocam, bu şekilde böyle devam, devam ediyorum. İşte. Aynı sistemde devam ediyorum. Ve burada 2 ton gördüğünüz gibi dışarıda bir kontrast rengimiz var. Hı hı. Aynı sistemde içindeki rengi de aynı şekilde devam ediyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz de devam edeceğiz. Siz burada işlemleri yaparken biz de sohbetimize devam edeceğiz. Bugün önemli bir gün öğrenciler için dedik. Eğitimi konuşmaya devam ediyoruz. Fatih Aytaç hocamız bizlerle birlikte. Hocam şimdi kurdelenin akışını konuşurken bile A noktasından dedi. Aynen, hocamız. Onu söyleyecektim. Matematik yapıyorsunuz. A noktasından çıktınız, manevralar yaptınız. B noktasına ulaşmak için hangi aşamalardan geçiyorsunuz? Yani matematik ne işe yarıyor diye soruyorsunuz. Evet. İşte burada o işe yarıyor. Şimdi hocam özellikle öğrencilik yıllarında birçok öğrencinin düşüncesi şu yönde. Ya biz bu matematiği öğreniyoruz ama hayatta ne işimize yarayacak? Bu formüller, bu kurallar, bunlar özellikle yüksek matematik, hani çok zor hocam ya, gerçekten ne işimize yarıyor? Yani gördüğünüz gibi yaşamımız bir matematik bizim. Yani her şey biz bir matematik. Biz hep aynı şeyi söylüyorum ama aritmetikle matematiği hep karıştırıyoruz. Ben analitik düşünmeyi öğrensin istiyorum. Bunun için kitap okuması aradaki gerekiyor. Aradaki fark nedir hocam? Aradaki fark şu. Birinde yaşamınızda bir problem çıktığı zaman onu 4 değişik boyuttan çözme yeteneğine kavuşursunuz. Bu analitik düşünmedir. Öbürü işlemdir. 3 artı 4 kaç yapar? Orada yanılıp düzelebilirsiniz. Ama öbüründe yaşam probleminizde hata yaparsanız telafisi yoktur. O yüzden analitik düşünmenizin çok sağlıklı olması gerekiyor. Bunun için okumanız, okuduğunuzu yorumlamanız, yorumladığınızı da başkasına aktarmanız gerekiyor. Yani hep şunu söylüyoruz biz.
tek düzey insan yetiştirmeyelim. Okuduğunu yorumlayan, yorumladığını algılayan öğrenciler olsun. Böyle öğrenciler olsun ki kimsenin güdümünde olmasın bu çocuklar. Kendi geleceklerine kendileri karar versinler. Kendi zihin süzgeçlerinden geçsinler, doğruyu yanlışı görebilsinler diye. İşte bu analitik düşünme budur. Diğeri matematiksel işlemlerdir. O tabii her meslekte, her branşta işte kameraman arkadaşım 45 derece açıyla çekiyor. Hocam çalarken belki de o ritim içerisindeki el hareketlerinde neyi yakaladığını matematikle vermeye çalışıyor artık. Notalarımız matematik zaten hocam. Yani bu tamamen her şeyimiz matematik. Her şeyimiz. Hayat eşittir. Söylüyorum ben yani siz mesela çok iyi bir sunucusunuz. Ben sizin matematiğinizin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Olmasa bu kadar başarılı olamazdınız zaten. Matematiği seviyorum ama hani çok... aritmetiği o zaman yapamıyorsunuz. Çok başarılı olduğum sayınız. Yani 5 üzerinden bakacak olursak aldığım notlar hep 4 zaman yani 100 üzerinden 80 evet, üzerinden not alıyorsunuz. Yani. Evet, bu da iyi bir çok durum güzel demektir yani. Evet, İnşallah yani... öyledir hocam. Peki şunu merak ediyorum ben. Şimdi dedik Yahya Bey'in 4,5 yaşında Allah bağışlasın bir kızı var. Benim 20 aylık bir oğlum var ve ekran başında izleyen izleyeceğimiz küçük yaşta çocukları muhakkak vardır. Nereden başlamalı eğitim? Özellikle matematiği soruyorum hocam. Evet. Çünkü hakikaten hep bir öcü olarak tanıtıldı ve bazen başarısızlıkların sebebi de matematik olduğunu biliyoruz sınavlarda özellikle. Nasıl başlamalıyız çocuğa matematiği sevdirmeyi? Şimdi adı üstünde çocuk... Oyun oynamalı. Çocuk düşmeli, dizini kanatmalı. Çocuk hata yapmalı, doğrusunu görmeli. O yüzden o yaştaki çocuklara kesinlikle hatta danışanlarımdan bana ilk öğretim öncesi hocam hangi matematik test kitabını önerirsiniz ben başlatayım demişti bana. Ben de biz böyle soranlara çocuk esirgeme kurma şikayet diyorum. Yani böyle bir şey olmaz bu saatte test olmaz çocuk oynamalı diye cevap vermiştim. Gerçekten de bu yaştaki çocuk oynayarak öğrenmeli. Bizim derdimiz nedir? O çocukta bir bozukluk var mı? Anksiyete bozukluğu var mı? Algılama var mı? Yön doğrultu sıkıntısı var mı? Bunları vermeliyiz sadece. Eğer bunları verebilirsek biz bu çocuğa, o yaştaki çocuğa, öbürü gelebilir. Hep söylüyorum ya, 5 tane pastayı koyun paylaştırın. Çocuk paylaşmayı öğrensin. Yani biz hep şöyle başlayalım. Her şeyden önce iyi insan yetiştirmeyi hedefleyelim. Bu çok önemli. Çok doğru. İyi insan olma yetilerini verebilirsek, tabii, onu aşılarsak, inanın o yetenekleri, yetileri, IQ'ları, EQ'larını belirlersek, onu destekleyici bir eyleme girersek hem çocuk mutlu olur hem de biz mutlu oluruz. Yani olmayan bir çocuğa ben olamadım sen ol yaklaşımından artık bundan lütfen vazgeçelim. Tam da bunu söyleyeceğim lütfen hocam. Yani şöyle çıkıyor bakın biraz sonra konuşacağım. DYS'de çocuk ilk 1000'e girmiş. Ben diyor mimar olmak istiyorum. Ailede diyor ki ya bu puan araya gitmesin tıp oku. Belki çocuğun el yetisi yok. Hatta operatör olmasını istiyor. Belki birkaç kişinin ölümüne neden olacak bu çocuk. Belki yapamayacak. Allah korusun tabii. Yapmayalım. Yani hep diyoruz ya iki şeyi iyi seçeceğiz. İşini ve eşini. Mutlu olacağın şeyler yapacaksın hayatında. Zevk alacaksın. Kendini isteyerek. Evet. Çok yatkınlığın neyse onu yapmak durumundayız. Ama işte aileler de diyorlar ki bizim tecrübelerimiz daha fazla, daha çok yaşadık senden. Biz daha iyi biliyoruz. Sana hangisinin daha doğru olacağını, iyi olacağını böyle düşünüyor aileler. Ve şunu görüyorum zaman zaman çevremdeki ailelerde de bunu fark ediyorum hocam. Küçük yaşlardan itibaren özellikle son yıllarda, son 10 yılda herhalde bizim böyle bir yarış içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Benim çocuğum hepsinden daha iyi olsun. Benim çocuğum İngilizce konuşsun. Benim çocuğum bale yapsın. Benim çocuğum yüzsün. Benim çocuğum iyi dans etsin. Benim çocuğum şarkı söylesin. Benim çocuğum aritmetiği ve matematiği iyi bilsin. Evet. Bu yarış içerisinde aslında çocuğumuz ne olmak istediğini bile unutuyor. Evet işte orada acaba biz kendi egolarımızı mı tatmin ediyoruz? Yoksa gerçekten sağlıklı bir çocuk mu yetiştirmek istiyoruz? Bu muamma, bu belli değil. Ama temeline bakarsanız ben bir çocuğun sağlıklı yetişebilmesi için hocam o kadar güzel anlattı ki resim yaptırıyorum. Yani içim ferahladı böyle. Yağım eridi. Koşsun. Yani babası müzik çaldığı zaman böyle kuş seslerinden mutlu olsun o çocuk. Aynen öyle. Hamur yapıyor. Resim yapıyor. Puzzle. Kendi kendine. O yaştaki çocuğun zaten yani uğraşması gereken genelde şey. Genelde çocuk böyle olmalı. Adı üstünde çocuk zaten bu. Yani çocukluğunu yaşayabilmeli. Yani keşkileri çok olmamalı. İyi ilkeleri fazla olmalı bu çocuğun hayatında. Sonra diyorum ya o çocuk belli bir süre sonra şekil almaya başladığında biz o çocuğun neye yatkın olduğuna bakacağız. İşte o dediğim IQ, EQ'ları biz kendi programımda geçen çarşamba Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel eğitim genel müdürünü ağırlamıştım. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu çok yapılıyor. Artık çocuklara testler uygulanıyor. Çocukların yatkınlıkları artık belli olmaya başlıyor. Ne kadar güzel tabii, bir uygulama. Tabii 4 yaşından itibaren biz o çocuğun yetilerini, yatkınlıklarını, yeteneklerini görüp
onları denetleyecek eylemlere girersek eğer, bakın çok sağlıklı bireyler yetiştiririz. Yani bizim hangi tarafımızın çalıştığını bilmiyoruz. Hep söylüyoruz ya, dişi beyine mi sahibiz, erkek beyine mi sahibiz, IQ'muz mu çalışıyor, EQ'muz mu, onu bilmiyoruz. Onu destekleyecek bir şeye girersek hem çocuğa fazla yük yüklememiş oluruz, hem o mutlu olur, hem de biz beklentilerimizi almış oluruz. Herkes mutlu olmuş olur. YGS, LYS dediğimiz olay da bu. Çocuğu aldığı neticeye göre, çalışma performansına göre. Yani şu anda YGS'de işte 3000. olmuş, aa, bu iş bitti derse gider. 50.000. olmuş, bu iş olmayacak derse gene gider. Motivasyonu düşürmemek kesinlikle lazım. Kesinlikle. Yani hedefini belirleyip bundan sonra bilhassa. Bu çünkü uzun soluklu bir iş. Ne olur gençlere sesleniyorum. Ne olur. Lütfen. Ama lütfen. Şu aşamadan sonra YGS'yi bir kenara bırakalım. 2,5 ay boyunca düzenli, disiplinli çalışabilirsek eğer biz. Kendimizi iyi denetleyebilirsek. Doğru şeylere, doğru zamanda gerektiği kadar çalışırsak başarıdan kaçınılmaz, korkmasınlar. Hedeflerine ulaşacaklardır. Ne olur pes etmesinler. Evet hocam, çok hakikaten çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Evet. Lütfen hem anneler babalar hem de öğrenciler bizi çok dikkatli izlesinler, dinlesinler. Sohbetimize devam edeceğiz ama siz de stüdyomuzda ağırlamışken güzel bir şarkıyla evet, devam tabii, edelim tabii. İstiyorum. Güzel bir eseri dinletelim tabii. İzleyicilerimize. Hemen sonrasında eğitimi, kurdele nakışını ve sohbetimize devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Güzel bir şarkıyla, güzel bir eserle devam ediyoruz. Evet, sırada Rast şarkı var. Selanikli Ahmet Efendi'ye ait. Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun. Bilmem ki güzelim ben.
ediyoruz. Yüreğinize, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Şimdi biz mesleklerden konuşuyoruz, eğitimden konuşuyoruz. Tabii şunu da sormak istiyorum size. Siz sevdiğiniz bir işi yapıyorsunuz. Bu zaten belli bir şey. Hani yıllardır biz sizi televizyonlarda izliyoruz. Birbirinden güzel eserleri biz sizi seslendiriyorsunuz. Peki çocukluğunuza dönecek olursak, hayalinizdeki meslek bu muydu? Hep müzikle mi ilgilenmek istiyordunuz? Var mıydı ailenizde işte oğlum doktor ol, oğlum avukat ol diyen birileri? Ya tabii Türkiye şartlarında bir sağlam meslek olması her ailenin çocuğuna kodlaması şeklinde oluyor. Yani acaba ne olacak? Değil mi? Anne baba hep çocuğunu merak eder. Ve o yönde de kodlarlar. Bir de biraz önce çok güzel bahsettiniz. Hocam da çok güzel konuya değindi. Anne babanın yapamadıklarını çocuğa yaptırma eğilimi oluyor. Bizim meslekte de çok olur. Anne baba mesela bir sanatçı olamamıştır. Müzikle ilerleyememiştir. Çocuğunu sürekli kurslara gönderir. Halbuki bakmaz yani çocuk yetenekli mi değil mi? Müziğe aşina mı? Bilmez. Sürekli kurslara gönderir. Ben de farklı oldu. Ben zaten müziğin içinde doğdum. Babam zaten bağlama çalıp söyleyen bir hali vardı. Konserlere gider vaziyetteydi. Ben küçük yaşta onunla... Sahnenin duyarak, tozunu aslında evet. Çok küçük yaşlarda yuttunuz. Tabii meslek olarak düşünme o dönemlerde olmuyor. Çalıp söylüyorsunuz. Lise yıllarında elektrik, elektroniğe de merakım vardı. Elektronik cihazlara da merakım vardı. Endüstri Meslek Sesi'ne gittim. Orayı bitirdim. Elektrik, elektronik bölümüne. Ama üniversiteye gelince konservatuar sınavlarına girdim. Ablamın teşvikiyle tabii. O üniversitedeydi. Gel dedi, biz sınava sokalım seni. Bir görelim dedi. Sonuçta bir yetenek var. Tabii ki yani evde sürekli çalıp söylüyorum. Enstrümanları kullanıyorum. Derneklere gidiyorum. Musiki derneklerine gidiyorum. Sonuçta ben yine enstrüman üzerine bir eğitim almak istiyordum. Ama sesimin üzerine çok durdu hocalar ve ses eğitimini kazandım. Ses eğitiminde ihtisas aldım 5 yıl konservatuarda ve yardımcı çalgımda tamburdu, mızraplı tamburla da orada tanıştım üniversite yıllarında. Piyano, mızraplı tambur, enstrümanlar, sesim bu bir şekilde, geldi. Gitti ve radyo sınavını da kazanınca TRT ile de yollarınız kesişti. Profesyonele doğru bir çok da iyi olmuş. Hocam aslında birçok insan yapmak istediği mesleği yapamıyor, öyle değil mi? Sırf bu yönlendirmeler ve belki de işte bu puanı tutturdum dediğiniz gibi biraz önce altını çizdiniz. Hani yazık olmasın yüksek bir puan ben tıp okuyayım veya işte hukuk okuyayım diyenler de oluyor. Şimdi biraz önce konuşuyorduk, hani yaz ayları da yaklaştı, havalar ısındı, çocukların algıları artık farklı yönlerde, işte bu kadar yıl boyunca çalıştık, sınava da girdik, yorulduk, artık dinlenelim düşüncesi de var. Çok fazla da uyaran var ama önümüzde bir sınav daha var. Burada doğru ders çalışma tekniklerini de mutlaka herhalde konuşmamız, değinmemiz gerekiyor. Nasıl yapacaklar? Şimdi, ne yapmalı? Önce bir kaygıyı üzerimizden almamız gerekiyor. Hep söylüyoruz ya, kaygı bulaşıcıdır, aileden geçer. Yani yanındaki kaygılıysa size mutlaka yansıtır. Şimdi Yahya kardeşim az önce akadoyu da çaldı ki ben stresliydim şeye başlarken. Acaba çocuklarım ne yaptı? Tabii sizin de üzerinizde büyük bir sorumluluk var. Yanır mısın? Şu anda pamuk gibi oldum ben. O kadar yüreğime dokundu ki çaldıklar. Ne mutlu. O kadar rahatlattı ki beni. Ne mutlu. Yani çok izlediğimizde böyle olmuştur. O zaman öğrencinin yapması gereken şey şu. Neyle rahatlamak istiyorsa, sevdiği ne varsa şu anda onu yapmasında fayda var. Artık YGS'yi bir kenara bırakıp bir kere neredeydim, nereye geldiğimi görmesi gerekiyor. Ha, bundan sonra yapılacak şey çok basit. Konu, yani birinci sınav daha çok bilgiyi yorumlamaydı. İkinci sınav bilgi sınavıdır. Ben şimdi matematikle bir örnek vereyim. Örneğin Haziran ayında, ikinci haftasında, üçüncü haftasında Haziran'da sınav olacak, matematik sınavı. 80 tane soru çıkacak. Artık matematik ayrı, fen ayrı biliyorsun, sosyal bilgiler ayrı sınavlar olacak. 3-4 sınava girecek çocuklar bundan sonra kendi meslekleriyle ilgili. 50 tanesi matematik, 30 tanesi geometri. Matematiğe 1,5 dakika, geometrisi olan 2 dakika düşecek. O zaman neyi gerektiriyor? Demek ki bu süreleri geçmeyen sorulara çalışmaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlar diye bir testler yayınladı. Ve bu ilk sınavdaki sorulara baktığımızda öyle tip sorular çıktı.
artık şeyi başka yerde aramayalım. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki ben okuttuğum şeyleri soracağım bundan sonra. O zaman çocuğun çözmesi gereken neyler? Bunlar. O kitapları kesinlikle edinip onların üzerinden çalışmaları. 3 tane değişik kaynaktan ama soru tipleri bunlar ağırlıklı olmak üzere. Deneme sınavları konu bazında konuyu özümseyerek giderlerse bu 2,5 ayı dinlencelerini, uyumalarını ve beslenmelerini, o yaz tatili dediğiniz hani gençlik ya işte adı üstünde delikanlı, bir kanı deli. Ergenlik dönemi de hocam. Ergenliğin en kor dönemi. Başlı başına bir soru. Duyguların güm 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 diye ses tavan yaptığı bir dönemdeyiz biz. Biz bu dönemde çocuktan bunları bekliyoruz. Şimdi hep klasiktir. Ya biz de ergen olduk ama yapma kardeşim ya. Senin ergenliğinde ne radyo vardı, ne televizyon vardı, ne böyle iletişim vardı. Geç onlar yani. Bu sistem başka. Böyle diyerek bir yere varma şansımız yok. Hani biz de böyle değildik. Biz de bu çocuklar böyle. Özellikle 2000 sonrası doğan çocuklar Z kuşağı yani çocukları. Bunu böyle kabullenmemiz olarak gerekiyor. Onlarla diyalogumuzda onları anlamamız gerekiyor. Onları adam yerine koymamız gerekiyor. Eğer onlarla iletişim kuracaksanız seni önemsiyorum, sen benim için kıymetlisin imajını verirsek, o mesajı verirsek çocuğa, çocuk daha kendini önemseyecektir. Biliyorsunuz ergenlikte 10-12 yaşlar arasında otoriteye karşı bir başkaldırış vardır. Hı hı. Bu annedir, öğretmendir. Kanka dönemi başlamıştır. Arkadaşları daha önemlidir onun için. Onlara mahcup olmamak adına çok şeyler yaparlar. Biz çocukları böyle değerlendirip, ruhlarını görüp, o ruhlarını okşayabilirsek eğer, onların yüreğine değebilirsek, gerisi bilgi ve beceri zaten. Onu da iyi süsleyebilirsek, çocuklarla yarışmadan, çocuklarla çatışmadan, artık şu aşamadan sonra aile biraz daha kenarda duracak. Bakın neden diye soru sormayacak. Sorgulamayacak. Sorgulamayacak. Nasıl gen vuracağız bu duygularımıza? Denetlemeye çalışacak çocuğa. Çocukla beraber o taşın altına elini sokacak. Yani burada elbette helikopter aile modelinde her gittiği yerde değil ya da çok demokratı bulup benim çocuğum her şeyi bilir değil. Çocuğa rehberlik yapacak. Yani denetlemek, şunu yapacaksın, şöyle olacak demek başka bir şey. O çocuğun yaptıklarını da doğru yolu göstermek başka bir şeydir bunlar. Çok bu bıçak sırtı burada. Ah hocam ah o kadar zor ki. Yani eminim zorlanıyordur bu. Zor. Ya, içten gelen bir ahtı. Tabii, tabii zor olacak yani. Kolay olsaydı zaten her şey güllük gülistanlık olurdu. Biz sağlıklı bir bireyden bahsediyoruz. O zaman bu zorluğa katlanacaksınız. O çocuğu yapıyorsak onun sonunda da o çocuğun geleceği de bize aittir. Sokağa bırakamazsınız. O sorumlulukları. Bana ne diyemezsiniz. Böyle bir lüksümüz yok. Toplumumuza kesinlikle eğitimli bireyler kazandırmak kesinlikle bizlerin elinde, anne babaların elinde ama önce biz o eğitimi kendimiz tabii önce eğitimli anne baba kendimize önce eğiteceğiz. Önce o eğitimi kendimize alacağız. Yani siz çocukla kitap okuyun diyoruz. Siz televizyonun karşısında kumandayı almışsınız, diziye bakıyorsunuz. Yok şöyle de bir şey olabiliyor hocam. Elinde telefon, çocuğum kitap oku. Ödevim şu kitaplar vardı, ödevlerini hallet gibi. Kitap yine iyi, tablet. Evet. Bütün çocukların aradığı zaman tableti tutursanız eline. Hocam şimdi hobi köşesine geçeceğim biraz ama bu teknolojik cihazlar, bu akıllı telefonlar, tabletler işte çok fazla uyaran var. Birçok işte sosyal medya keza öyle yani çok fazla algımızı dağıtan şeyler. Bizlerin bile öyle sevgili izleyeceğimiz öyle değil midir? Yani internet başına geçtiğimizde veya telefonu elimize aldığımızda zaman nasıl geçiyor fark etmiyoruz ki çocuklar için bu daha da fazladır. Evet. Bunlardan nasıl uzaklaştıracağız çocukları? Nefsinizi terbiye ederek. Net. Yani bu teknoloji gerektiği kadar gerektiği yerde kullanılırsa bulunmaz bir şey. Ama bunu bağımlılığa çevirirseniz, alışkanlığa çevirirseniz o zaman zaten işinden çıkamazsınız. Diyorum işte burada bıçak sırtı. Bu taraf, bu taraf. Yani burada ne için yapıyorsunuz, neden yapıyorsunuz, niye yapmalısınızı soracaksınız. Onu kullanırken yani çocuktan yasaklayarak bir yere varamazsınız. Saklanır bir de. Yani ben hep şunu söylerim danışanlarıma, bilgisayar mı kullanmak istiyorsunuz? Orta yerde dursun o. Çocuğun odasında gizli gizli durmasın. Kullanacaksa herkes kullansın orta yerde. Çünkü yasak olan daha cazip. Tabii yani artık dikkat edin çocuk odadan mesaj atıyor. Anne benim yemeğimi getirir misin diye. Bırakın sohbet etmeyi. Yani artık yapmasın buraya döndü yani. Doğru. Hakikaten iletişim sorunu da ortaya çıkmış oluyor. Zaten en başlıca sorunlarımızdan birisi biz aramızda aile bireyleri olarak paylaşamıyoruz, konuşamıyoruz. En büyük dert de sıkıntı da bu hocam. Evet. Sohbetimize devam edeceğiz. Programımızın da son 10 dakikası içerisine girmiş bulunmaktayız. Haftanın da son günündeyiz. Aslında birçoğumuz artık hafta sonu tatili için hazırlıklarını yaparken biz
bir yanda eğitimi konuşurken, bir yandan birbirinden güzel şarkıları dinlerken, bir yandan da kurdele nakışını tanıtıyoruz. Evlerimizi süslüyoruz. Aslında zihnimizi dağıtıyoruz değil mi evet, hocam? Evet, aynen öyle. Zihnimizi dağıtıyoruz. Hepsi bir anda, yani hepsi bir yerden hallediyoruz. Hem evimizi süslüyoruz, hem zihnimizi dağıtıyoruz, hem boş zaman bırakmıyoruz, değerlendiriyoruz. Peki ilgi nasıl kurslara? Özellikle kurdele nakışını görüyorum ki farklı branşlarla da buluşturuyorsunuz ve ortaya evet, farklı eserler de çıkıyor. Kursiyerlerin ilgisi, dikkati nasıl ders ortamında özellikle? Şimdi biz kurdele nakışında tabii ki sınıfımızda serbest çalışmalar da var. Ev tekstil dekorasyon olduğu için bizim kapsamlı çalışıyoruz. Kurdele nakışında da tabii ki ilgi güzel, çünkü tabiattan alıyoruz biz. Yani Allah Teala o kadar güzel yaratmış ki işte çiçekleri, biz onlardan ilham alıp onları örtüye döküyoruz. Tabii şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sincan bölgesi idarecimize ve rehberlerimize buradan selam gönderiyorum. Bizden de selam olsun. Evet, Huri hocamız kurdele nakışında bir çığır açtı. Yani buradaki bütün işlerde onun eseri var. Söylemeden geçemeyeceğiz. Gerçekten çok farklı çalışmalarla, değişik kalınlıklardaki kurdelelerle biz çiçekleri örtülerin üzerine oturttuk. Bu açıdan da kursiyer açısından da hani görsel anlamda daha çok beğeni topluyor ve daha çok ilgileniliyor. Ellerinize sağlık diyelim. Hakikaten zaman, emek gerektiren sanatlardan birisi. Sevmeniz de gerekiyor bu işi yaparken. Evet. İlginizin, odağınızın tamamen bu işte olması gerekiyor, öyle değil mi? Siz nasıl zaman geçiriyorsunuz? Kurstaki ortamınız nasıl? Biraz onu paylaşır mısınız? Belki de bu kurslara gelmek isteyen, bir nebze çekincesi olan hanımlar, hanımefendiler bizleri izliyor olabilir. Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarını ağırlıyoruz biz her gün stüdyomuzda ve farklı branşları konuşuyoruz, paylaşıyoruz sizinle ki böyle kursların varlığından haberdar olunuz ve belki sizin de ilginizi çeker. Gidersiniz, gününüzün zamanınızı iyi değerlendirirsiniz diye. Buyurun, siz dinleyin. Kurslardaki ortamımız gerçekten çok güzel. Birbirimize kaynaşmışız. Artık hani alışkanlık yapıyor, evde durmak istemiyoruz. O derece güzel. Hepimiz bir aradayız. Hep farklı işler yapıyoruz. Birbirimizin işlerinden feyiz alıyoruz. Farklı işleri görüyoruz. Gerçekten çok güzel, çok eğlenceli bir ortamımız var. Orada çok hoş vakitler geçiriyoruz. Ben 3 yıldır devam ediyorum ve yani devam etmeyi de düşünüyorum. Gerçekten çok güzel çünkü. Peki, geçelim kurdele nakışımıza. Biz biraz önce şablonun üzerinde işlemeleri yapmaya başladı hocamız. Bu şekilde devam edecek ve sonucunda ortaya böyle bir eser çıkacak. Böyle bir eser çünkü çıkacak. Hakikaten evet. Eser, bakınız el emeği, göz nuru ve bunu ben kıyamam masaya açmaya. Bunu bir çerçevede evimde sergilerim, bakar mısınız? Kıyarım çünkü bir o kadar görünüyor? Da kullanışlı, dediğimiz gibi yani kullanabilirsiniz, kıyabilirsiniz. Peki hocam, biz size çok teşekkür ediyoruz. Biz de bugün teşekkür ederiz. Bir nebze kurdele nakışını tanıtmaya çalıştık izleyicilerimize. Değerli hocamız Yasemin Kılıç ve kursiyerimiz Meral Akalın bizlerle birlikteydi. Programımızın da artık son 7 dakikası içerisinde yine güzel bir eserle biz tamamlayacağız ama hemen sohbet köşesine izninizle geçmek istiyorum. Fatih hocamızla da eğitimi konuşuyoruz. Bugün malum çok özel bir gün. Binlerce öğrenci bugün artık emeklerinin, koşturmalarının sonucunu görüyorlar. O ekranda şu anda kilitlenmiş durumdalardır değil mi hocam? Evet, evet. Sisteme de giriş evet, biraz zordur evet, büyük ihtimal. Birçoğunuz henüz sonuçları görememiş olabilirsiniz ama günün ortalarına doğru sanırım birçok öğrenci artık sonuçları görmüş olacaktır. Neticeleri görmüş olacaktır ve bundan sonraki sınav için bu bir motivasyon olacaktır. Birçok öğrenci için, öyle değil mi hocam? Evet, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şimdi artık yavaş yavaş da programımızın sonlarına geliyoruz. Güzel bir parçayla, güzel bir eserle bitireceğiz programımızı. 5-6 dakikanın içerisindeyiz. Son olarak hocam, neler tavsiye ediyorsunuz evet, annelere, babalara? Hangi tutumları çocuğu daha motive eder? Bu aşamada özellikle nelere dikkat etmeliler? Evet. Şimdi dediğim gibi YGS adı verilen sınavı bir kenara bıraktık. Yani bu bir sıralama sınavıydı. Çocuğun durumunu, emeğinin karşılığını gösterme sınavıydı. Öbürü ise üniversiteye giriş sınavı tamamen. Yani %70, %80 civarında ağırlığı olan bir sınav. Hep demin de dediğim gibi MF öğrencisine örnek vermiştim. Örneğin geçen yıl yine bir hukuk fakültesine giren öğrenci ilk sınavda 155 bininci olmuş. İkinci sınavda LYS sınavında bunu 12 bine çekmiş. Hı hı. Yani burada tamamen kendilerinde bitiyor. Eğer burada her şeyi bir kenara bırakıp doğru çalışırlarsa, bu olmaz modundan uzaklaşırlarsa, aile de bunu desteklerse sorun kalmayacak diye düşünüyorum. Neye, ne zaman, ne kadar çalışacaklarını bilmeleri gerekiyor.
Bunun için de dediğim gibi kendilerini çok iyi denetlemeler gerekiyor. Ailelere hep şunu salık veriyorum, ne olur sevgili anne babalar. Hiçbir zaman, hiçbir çocuk işaret parmağınızı takip etmez, ayak izlerinizi takip eder. Gösterdiğiniz yeri değil, ayak izlerinizden gider. Onları takip eder. O yüzden örnek olun. Onlara ne yapılmasını gerektiğini söylerken siz de onlara örnek olmaya çalışın. Mutlaka mutlaka bunu yapın. Ve çocuklarımız umudunu kaybetmesinler. Umuyorum ve diliyorum ki emekleri karşılık görür. Hiçbir şeyde ter akıtmadan olmaz, emek vermeden olmaz. Ter akıtmadan yapanlara geçmiş olsun, yapacak bir şeyimiz yok. Ama benim derdim ter akıtanlarla. Umuyorum onlar da emeğinin karşılığını göreceklerdir. Hocam çok teşekkür ediyoruz size de. Sizin için de bugün özel bir gündü. Çünkü birçok öğrencinizin aslında sizin sorumluluğunuz altında olan öğrencilerin sonuçlarını da bekliyorsunuz. Hepsini gözlerinden öpüyorum bundan. Onlar benim yavrularım. Hepsini bizden de selam olsun. Program sonrasında sizin de bir telaşınız, bir koşturmanız olacaktır. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Fatih Aytaç hocamızla beraberdik. Eğitimi konuştuk. Sınav sonuçlarını konuştuk. Önümüzdeki günlerde tekrar sizi ağırlamak isteriz hocam. Çok teşekkürler. Zekli. Ve bir yandan da biz Yahya Geylan'ı ağırladık. Birbirinden güzel eserleri bizlerle paylaştı. Programımızın sonunda da yine güzel bir eserle sizlerle birlikte olacak. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım sizden. Hocamın söyledikleri konular müthişti. Can kulağıyla dinledim. Tanıştığıma da çok memnun oldum. Hürmetler, sevgiler hocam. Sizlere çok, de çok teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkürler. Abi. Ayağınıza sağlık. Yahya Geylan bizlerle birlikteydi. Güzel bir eserle biz bu hafta programımızı artık kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta yine karşınızda olacağız. Yapımda yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de geçmiş olsun diyelim. Bundan sonraki sınavda da başarılar diliyoruz her birisine. Ailelerin de tutumlarını biz bugün konuştuk Fatih Aytaç hocamızla. Haftaya yine görüşmek üzere diyelim. Karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Sazını sen sevdiceğim şen hevesine çal söyle şarkımı sen.